Geçtiğimiz haftalarda Havrita diye bir olay, site gündem oldu. İnsanlar bayağı bir tetiklendi. Şey diye, işte vay efendim, şey, adamlar iyi çalışıyor ha bu arada. Adamlar iyi çalışıyor. Bak kanun çıkarılacaktı ya, başıboş köpekler barınaklara gidecek diye. Hemen ölüm yasası, ölüm yasası falan diye bastırdılar abi. Bayağı bir sene oluyor. Yani bayağı bir sene oluyor. 10 seneye yakın oluyor yani bu. Ölüm yasası diye bastırdılar. Hayvanları barınaklara götürmesini engellediler. Ve onun sonucunda bir sürü çocuğumuz öldü. Ama birilerinin cebi doldu. O zaman da ben bunu söylüyordum. Maalesef arkadaşlar, kendisine yardım derneği, ne yardım olursa olsun, kendisine yardım derneği diyen kurumların içinde bazıları diyelim, hukuki sebeplerden dolayı bazıları diyorum. Ben aslında birçoğunu güvenmiyorum ama hukuki sebeplerden dolayı bazıları diyorum. Bu şekilde kendisine menfaat sağlıyorlar. Kesinlikle sağlıyorlar. Bunu sağladıkları için de bu olayın bitmesini istemiyorlar. O noktada kısırlaştırmasına bile karşıydı o gruplar. Kısırlaştırmalarına bile karşıydı. Ekşi'de falan millete küfür ederlerdi. Çok ilginç değil mi? Şimdi Havrita'ya karşı gelen insanlar, karşı olan insanlar, onların gerekçesi şu. Ya şey olursa, yani gerçekten saldırı olmazsa da saldırı var yazarsa da bu yüzden de köpekler ölürse. İyi güzel kardeşim. Güzel sol gerici kardeşim. Biz senelerdir ne diyoruz? Biz senelerdir ne diyoruz? Siz kadın beyan diyorsunuz. Biz de diyoruz ki sırf o sebepten dolayı ne kadar çok suçsuz insan linç edildi. Yani aslında kadın beyanı falan da değil. Çünkü kadın beyan olayı da aslında daha farklı bir şey. Hukuki versiyon daha farklı. O önemli değil. Önemli olan şu. Siz bir laf üzerinden insanları linç ediyordunuz. Yani kadın beyan demekle aslında onu kastediyorum. Siz bir laf üzerinden Twitter'da insanları linç ediyordunuz. İnsanları hapse attırdınız. Birçok kişi hala da iddia yüzünden hapse girdim diyor. Hepsi mi yalan söylüyor? Ya da yalan söylüyorlarsa bile ben artık onlara acaba doğru mu söylüyorlar diyorum. Çünkü iftiraya uğrayan çok insan gördük. Hayatı biten insanlar oldu, öldürülen insanlar oldu. Sevgilisini öldüren, yani namus meselesinden dolayı babanın öldürdüğü oldu. Sonra işte başkası çıkıyor, sevgilisi kızın. Korkudan dolayı işte bana tecavüz etti diyor şu kişi. Sonra baba gidiyor onu öldürüyor. Üstüne bir de herkes diyor ki oh iyi öldürdün, ırz düşmanını bilmem ne. Sadece bir kişinin lafı doğrultusunda. Değil mi? Siz bunlar için ne diyordunuz? Bu iftiraya uğrayan insanlar için biz bunu söylediğimiz zaman. Ya olsun, önemli olan büyük resmi gör yeğenim. Önemli olan işte kadınların genel olarak bu şekilde kendini koruyabilmesi. Büyük resmi gör. Orada belki onlarca belki daha fazla sırf bu iftiralardan dolayı başı yanan erkekler için siz bunu diyordunuz. Değil mi? Yani iftiradan dolayı başı yanan kadınlar da var tabii. Ama ben şu konudan bahsediyorum. Şu tecavüz iftirası konusundan bahsediyorum. Veya taciz iftirası konusundan bahsediyorum. Şimdi Havrita için aynı kişiler bunlar. Aynı sol gericiler. Havrita için çıkıp diyorsunuz ki ama ya bazı kişiler, bazı insanlar iftira atarsa ya da işte iftira attığını söylüyorsunuz. O yüzden kapatılsın. O zaman şunu sormak lazım. Ya ben bu sorunun cevabını biliyorum. Şunu sormak lazım. Sizin için köpeklerin hayatı, sokak köpeklerinin hayatı iftiraya uğrayan erkeklerin hayatından daha mı değerli? Bunun cevabını biliyorum ben. Bunun cevabı evet. O kişiler için daha değerli. Arkadaşlar, bir psikolojik rahatsızlık olan köpek taparlıktan bahsedelim. Köpek taparlık bir psikolojik rahatsızlıktır. Ve bu köpek taparlık olayı iki komponentten oluşur. Neden? Çünkü bu bir tarikattır. Ve her tarikat da iki komponentte oluşur. Birincisi kandırılan kesim. İkincisi de onları kandıran ve bundan kendisine menfaat sağlayan kesim. Birçok konuda bunu din konusunda dinciler daha doğrusu. Dinciler konusunda, tarikatçılar konusunda bunu söyleyebiliriz. Solda da bir sürü tarikat var. O soldaki tarikatlarından bir tanesi de bu işte. Aslında birçok tarikat var bu konuyla ilgili. Bunlardan bir tanesi de bu. Gerçekten de erkeklerden umduğunu bulamayan, erkeklerden kazık yiyen. Ama mesela kaç? İki erkek mi? Üç erkek mi? Hadi dört erkek olsun. Bunlardan kazık yiyen. Ama tabii ki de lan ben bunların hepsine bana hep niye ters erkekler geliyor? Acaba sorun bende mi? Ben ters erkekleri mi acaba beğeniyorum? Bende mi bir sıkıntı var?
Yanlış yerde mi erkek arıyorum? Cevap aslında o. Yanlış yerde erkek arıyorsun. Ve yanlış çeşit erkekler sana çekici geliyor. Cevap aslında o. Ama sen bu cevabı fark etmiyorsun. Sen bu cevabı fark etmeyip 2, 3, 4 erkekle sıkıntı yaşadığın için erkeklere düşman oluyorsun. Ve gerçekten de senin gözünde sokak köpekleri erkeklerden daha değerli oluyor. Orada işte şeyde Ekşi'de benim hakkımda yazılanları bile gördük. İşte sokak köpeği saldırısı falan diyorlar ya. Keşke ısırsaymış, öldürseymiş onlar daha değerli faydalı. Hepsini bir seri, hepsini arkadaşlar seri moğolladık. Şimdi şu söylediğimizde kesip şey yapacağız, video yapacağız. Onun üzerine gene hakaret edecekler, gene küfredecekler, gene moğollayacağız. Paranızı hep başkaları kullanıyor. Paranızı başkalarına kullandırtıyorsunuz. Biraz da bize kullandırtın abi. Hep başkaları yiyor, bize biraz da biz yiyelim yani. Ne fark eder ki? Biz en azından daha faydalı işler yaparız yani. O paralarla. Diyorum ya arkadaşlar, bu tür insanlardan dava yoluyla gelecek para daha makbul benim için. Çünkü siz eyvallah burada yer destek oluyorsunuz. Çok güzel ama sizin de hayalleriniz var. Yani sizin hayalleriniz yok mu? Paranızla gezin. Paranızla ekipman alın kendinize. Paranızla kendinize faydalı bir şey alın. Gönül ister ki böyle olsun. Bu tür şeyler gerekmesin yani. Neyse. Olay bundan ibaret arkadaşlar.